Bozkurt Yazılım kanalına hoş geldiniz. VB.NET dersleri ne başlıyorum. Şimdi new project diyelim arkadaşlar. Biz Visual Basic de Windows Form Application yapacağız. Yani bu derste VB.NET şurada görüyorsunuz. Şimdi name adımız oluyor. Programın adı. Hello World diyelim. Dünya genelinde kullanılan ilk uygulama. İlk dersimizde de bunu yapalım. Burada arkadaşlar projemizin kaydolacağı yer. Visual Basic ve belgelerimin içinde 2010 Projects adlı klasörün içine kaydediliyor. Bunu isterseniz kendiniz değiştirebilirsiniz. Ben değiştirmiyorum. Böyle kalıyor. Ok diyorum ve devam ediyorum. Önümüze böyle bir ekran geliyor. Form ekranı. Form bizim çalışacağımız alan arkadaşlar. Bunu şuradan tutup büyütebiliyoruz. Boyutunu ayarlayabiliyoruz. Formun özellikleri var tabi arkadaşlar. Her nesnenin bir özelliği var. Visual Basic'te. Yani her dilde, yani Visual Studio'da çalıştığımızda hepsinin bir özelliği vardır. Buna sağ tıklayıp Properties dediğimizde burada gördüğünüz gibi Properties özellikler bölümü var. Burada text alanı formumuzun başlığı. Buna Hello World yazalım. Merhaba Dünya. Yani burada back color arka planı ayarlama, background image arka plan resim eklemek için. Bunlar arkadaşlar zamanı geldiğinde daha ayrıntılı ineceğiz. Şimdi buraya fazla karıştırmıyorum. Solution Explorer bizim projemize kuş bakışı bakışımız. Yani burada ne yaptığımızı görüyoruz. Formları, eklediğimiz resimler, eklediğimiz itemler falan. Şimdi burada Toolbox bizim araç kutumuz. Araçlarımız mesela buton, checkbox, textbox gibi nesnelerimizi buradan ekliyoruz. Şimdi eğer properties görünmüyorsa mesela gördüğünüz gibi properties yok. Sizde olmayabilir. Bunları veya toolbox da olmayabilir. Bunları nasıl göstereceğiz? Onu göstereyim. View bölümü var işte gördüğünüz gibi. Buna tıkladığımızda önümüze çalışma alanımızda çıkacak görünecekleri gösteriyor. Burada kaybettiğiniz araca tıklıyorsunuz. Toolbox bakın geri geldi. Bir de Properties. Properties nerede? Properties window. Gördüğünüz gibi geri geldi. Şimdi ilk uygulamamızı yapalım. Şimdi bir buton ekleyelim. Butonumuzu koyduk. Butonun boyutlarını şu kenardan ayarlayabiliyoruz. Buton üstündeki yazıyı da aynı sağda çıktığı gibi görüyorsunuz. Properties sağda çıktı. Text bölümü üstünde yazan yazı arkadaşlar. Bana tıkla yazalım. Veya merhaba dünya yazalım. Merhaba dünya. Bura text link arkadaşlar yazının nerede olacağı, yani tam ortada nereden başlayacağı, sağdan alttan, ben bunu middle center yani tam ortadan. Başka ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Burada buton birin name'i var arkadaşlar, yani bu bir şeyin ismi. Herkesin bir ismi olduğu gibi dünyada nesnelerin de bir ismi vardır. Burası neyim? Yalnız burayı değiştirmemenizi tavsiye ederim. Yani değiştirirseniz de mesela bu ne buton olacak? Merhaba buton ismini koyarsanız olur. Yani bu neyim? Üstündeki yazıyı değiştirmez. Unutmayın arkadaşlar. Çok bu hataya düşmeyin. Şimdi kod bölümüne nasıl giriyoruz? Onu göstereceğim. Merhaba dünya butonuna çift tıkladığımız zaman butonun click olayına girer arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi Private Sub buton bir klik. Yani klik olayı. Buton 1'e tıklandığında ne olacak? Olayları buraya yazacağız. Biz ne yapacağız? Bir tane mesaj göstereceğiz. Üstüne de merhaba dünya yazacak. Message box yazdık. Parantez açıyoruz. Ve çift tırnak. İki tane çift tırnak. Çift tırnağın için arkadaşlar merhaba dünya yazıyoruz. Şimdi şurada start debugging var. Bu projemizi çalıştırır. Veya F5 tuşuna basarak çalıştırabiliriz. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi çalıştırılıyor. Evet, önümüze formumuz geldi arkadaşlar. Merhaba dünyaya tıklıyoruz ve önümüze merhaba dünya yazısı geldi. Çalışmamızı gördüğünüz gibi stop debugging var veya shift F5'e basıyoruz. Arkadaşlar çok düşülen bir yanlış şey göstereceğim şimdi. Şu an programımız çalışıyor. Burada bir şey değiştirmeye çalışıyoruz, olmuyor. Gördüğünüz gibi hata veriyor. Veya toolbox görünmüyor. Bu program çalıştığı için. Shift F5'e bastığımız zaman program duracaktır. Ve yine eskisi gibi olacaktır. Şimdi formumuzun arka planını değiştirelim arkadaşlar. Biraz daha özelleştirelim. Web bölümünden istediğiniz rengi yapabilirsiniz siz. Kendinize bağlı. Sky Blue yaptım. Şimdi message box'ın özellikleri var tabi arkadaşlar. Buna virgül tıkladığımızda, virgül koyduğumuzda burada critical help right soru sordurabiliyoruz. Information seçelim arkadaşlar. Yani bilgi kutucuğu açsın. Bir tane daha virgül koyduğumuzda şu an yaptığımız şey message box'ın stili, yani nasıl çıkacağı arkadaşlar. Mesaj kutusunun. Ve ondan sonra bir tane daha virgül koyduğumuzda iki tane daha tırnak açıyoruz. Bu da mesaj kutusunun başlığı. Buna başlık yazalım ve görelim arkadaşlar şimdi. Göreceksiniz zaten. Evet, başlık gördüğünüz gibi bilgi kutucu oldu. Information. Başlığı da Hello World uygulaması olsun. Şimdi butonun da arka planını değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Back color burada sky blue görünür. Çünkü form 1'in arka planı neyse arkadaşlar, nesnelerin de arka planları otomatik olarak o olur yani. Değiştirelim. Ne yapalım mesela? Bu mavinin üstüne ne uyar? Kırmızı. Yazının da rengini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. For color. Buradan da beyazı seçelim. Evet, gördüğünüz gibi şuraya koyalım. Merhaba dünya uygulaması böyle arkadaşlar. Tekrar çalıştıralım. Son kez. Önümüze çıktı. Tıklıyoruz ve merhaba dünya. Arkadaşlar gösterdiğim gibi message box. Şimdi bunu mesaj kutusuyla değil de başka bir nesneyle, mesela alta yazı yazdırmak için nasıl yapacağız? Toolbox'a geçiyoruz. Geliyoruz. Buradan label'ı seçiyoruz. Label etiket olur. Yani yazı yazacağımız yer bu. Label. Bana yazı yazılır. Koyalım. Ok tuşlarıyla da hareket ettirebiliriz. Şimdi buna tıkladığımda mesaj box'a değil de label'a yazılmasını istiyorum. Bunu etkisiz hale nasıl getireceğiz arkadaşlar? Silmeden açıklama satırı olarak kullanabiliriz. Sadece tek tırnak koyuyoruz. Tek tırnak koyduğumuzda bu kod olarak geçmez. Bir açıklama satırı. Yani ileride program yazdığınızda kendinize
kendinize mesela unutmamak için açıklama satırı koyabilirsiniz. Bunu niye böyle yaptım diye. Şimdi label'a geliyoruz. Label bir, gördüğünüz gibi label'ımızın adı label 1. Merhaba dünyaya tıkladığımızdan olacak. Label 1 nokta neden nokta text. Şimdi label 1'in tekstine, yani label 1'in teksti şu yazı ne olacağını söyleyeceğiz. Teksti eşittir diyeceğiz. Merhaba dünya. Yaptığımız şey label 1'in teksti yazısı merhaba dünya olsun. Ama ne zaman? Buton 1'e tıkladığımızda. Gördüğünüz gibi. Tıklıyoruz. Merhaba dünya yazısı. Şimdi yeni bir uygulama yapalım. Bunu kapatalım. New project file'den new project diyoruz. Buradan Windows Form Application diyelim. Adını da değiştirmeyelim. Devam edelim. Gördüğünüz gibi aynı alan çıktı. Bu uygulamada yapacağımız şey arkadaşlar, bir tane buton ekleyelim yine. Buton 1'in adı ne olsun? Bir toplama işlemi yapalım arkadaşlar. Mesela iki sayıyı toplasın. Buna topla adını koyalım. Buna çift tıklayarak yine buton 1'in klik olayına geliyoruz arkadaşlar. Şimdi VBNet'te değişken nasıl tanımlanır? Dim diyoruz. Dim yazıyoruz. Değişkenimizi yazacağız şimdi. Sayı 1. Bir tane daha nasıl tanımlıyoruz diyecekseniz, virgül koyuyoruz, boşluk bırakıp sayı 2. Sayı 2 diyoruz. Ve bir tane daha tanımlayacağız. Toplam. Veya buna gerek yok. S diyoruz arkadaşlar. Değişkenimizin tipi. Bizim ne değişken tiplerimiz var? Integer var. Tam sayılar. Double var. Reel sayılar, yani tüm sayılar. Virgüllü falan. String var. Bir de char var. String kelime olur arkadaşlar. Char sadece merhaba yazdığınızda sadece M'dir, yani bir tane karakter alır. Şimdi biz ne yapacağız? Toplayacağımız için bunu bir tam sayı belirteceğiz. Integer dedik. Şimdi sayı bir, sayı bir dedik. Eşittir. Sayı birimiz kaç olsun arkadaşlar? Eşittir diyerek sayı birimizin değerini yazıyoruz. 5 olsun. Şu altındaki çizgi de arkadaşlar diyor ki beni, yani diyor ki vatandaş, beni tanımladın ama beni daha hiçbir yerde kullanmadın. Yani ben daha etkisizim yani diyor. Şimdi onu da kullandığımızda altındaki çizgi gidecek, göreceksiniz. Sayı ikimiz de 5 olsun. Şimdi bunu nereye yazdıracağız? Bir message box'ta yazdıralım. Bunun için bir toplam olması lazım. Toplam değişkenimiz. Aynısını toplam değişkenimiz de diyor. Beni tanımadın ama beni daha kullanmadın. Şimdi toplam diyoruz, eşittir. Neye eşit arkadaşlar? Sayı 1 artı sayı 2. Yani dediğim şey toplam. Toplam değişkeni sayı 1 ile sayı 2'nin toplamı oldu. Şimdi message box diyelim. Buraya nasıl yazdıracağız toplamı? str toplam. Şimdi sadece toplam diyerek yazsak arkadaşlar bir hata vermez ama böyle alışın. Yani string'e çevirin. String'i çevirdik. Şimdi virgül koydum. Information seçtim yine. Bilgi kutucu olsun. Başta da iki sayının toplamı olsun. İki sayının toplamı. Ve parantezimizi kapattık. Şimdi butona tıkladığımızda 5 artı 5'in sonucunu göstermesi lazım. Bilgi kutucuğunda. Evet, iki sayının toplamı 10 oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Burada yaptığımız şey arkadaşlar,
değişken tanımladık. 3 tane sayı 1, sayı 2 toplam tam sayı cinsinden. Sayı 1'imiz 5 oldu. Sayı 2 5 toplama sayı 1 artı sayı 2. Evet arkadaşlar, değişken tanımlama bu kadar böyle. Başka ne gösterebilirim? Şimdi size değişkeni dışarıdan girilmesini göstereceğim. Sayı 1'i sildim arkadaşlar. Backspace tuşuyla. Sayı 1 diyeceğiz. Eşittir. Az önce ne dedik? Sayı 1 5'e eşit veya 6'ya. Bunda yapacağımız şey input box ile giriş kutusu ile bilgi alacağız. Input box ne yazsın? Sayı 1'i veya birinci sayıyı, birinci sayıyı gir. Aynısını sayı 2 için de yapacağız arkadaşlar. Input box ikinci sayıyı gir. Evet arkadaşlar, burada yaptığımız şey sayı 1 input box'tan alınan değer. Sayı 2 ise input box'tan alınan değer, yani iki tane kutucuk soracak bize şimdi. Butona tıkladığımızda tabi. Tıkladık. Ne diyor? Birinci sayıyı gir. Girelim. 5. Buna da 8 diyelim. Cevabımız 13 dedi gördüğünüz gibi. Böyle bu şekilde. Buna da başka ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Virgül koyuyoruz. İki tane tırnak ekliyoruz tekrar. Birinci sayı. Aynısını alttakini yapalım. Birinci sayı. Evet. Başlatayım bir de. Gördüğünüz gibi başlık. 5, 2. Peki bölme işlemini nasıl yapacağız? Onu göstereyim. Onu nasıl göstereceğiz? Şu toplamı kesiyorum. CTRL X yaptım. Alta yeni bir değişken tanımlıyorum. Dim toplam S double. Şimdi göreceksiniz. Toplama verecek. 5 bölü 3. 1.6667. Evet, gördüğünüz gibi bu kadar basit arkadaşlar. Bir değişken tanımlama böyle oluyor. Yani diyoruz burada adı ne mesela? Dim adı S tipi. Anladığınız gibi arkadaşlar. Birinci derste anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yaptığım hatalar falan varsa kusura bakmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar.